Kanala geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümlerine devam ediyoruz. Problemlerde 3. gruptayız. Bakın karşımıza neler çıkacak. Yukarıdaki ampullerden 3 tanesi %80, 4 tanesi %60 tasarruflu ampul ile yer değiştiriyor. Buna göre bu 8 ampule harcanan günlük enerji miktarı yüzde kaç azalmış olur? Tasarruflu varla değiştirmeden önce her birinin günlük 100 birimlik enerji harcadığını düşünelim. 3 tanesi %80 tasarruf yapıyor. Bakın tasarruf oranı %80. Yani 80 birimi gidiyor. Sadece 20 birimlik enerji harcıyor 3 tanesi. Wow diyebiliriz. Geriye kalanlardan 4 tanesi %60. %60 tasarruf ediyorsa %40'ını ödüyordur. Yani yakıyordur. O zaman 4 tanesi %40. Hop. Geriye kalan bir tanesine ise hiç dokunulmuyor. Diyor ki tasarruf oranı yüzde kaç azalmış olur? Hemen bakalım. Normalde 8 tane ampulün 8'i de 100 yakıyordu. 800'lük bir birimle yakıyordu. Ancak şu anda 100. 4 tane 160. 4 tane 40 160. 260. 280. 300. 320. 800'den 320'ye düştü. 800'den 320'ye düşmek için yüzde kaç azaltman lazım? 800 çarpı x bölü 100 eşittir 320 diyelim. Hoppacık 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 hoppacık. 8'e bölersek x 40. Dikkat ederseniz 800'ün yüzde 40'ı 320. Eğer 800'ün yüzde 40'ını alıyorsan demek ki yüzde 60'ı ne yapmıştır? Uçmuştur. O zaman tasarruf oranı %60. Tekrar söylüyorum. 800'ün %40'ı 320. Yani 800'ün %40'ını kullanıyorsun. O zaman ne oranda tasarruf etmiş olursun? %60 oranında tasarruf etmiş olursun. Yüzde kaç azalmış olur diyor. Aynı manaya geliyor. Bir satıcı 18 kalem almak için ödediği parayı 15 kalemi satarak kazanıyor. Buna göre yüzde kaç kar elde etmiş olur? Bakın bir kalemin maliyetini daima 100 lira yapmaya çalışın. Maliyetini 100 lira yaparsanız atıyorum satış fiyatı 110 mu çıktı? Demek ki kar oranı %10. Hemen gözüküyor bu. Şimdi 18 kalem için almak için ödediği para her bir kalemi 100 liradan alsın. 18 kalemi almak için 1800 lira ödedi. Doğru mu? Ama bunu 15 kalemi satarak kazandı. Peki bir kalemi kaça satmış olur o zaman? 1800'ü 15'e bölelim. 1 kere var 15. 30 0. 2 kere var 30. 0 0 0. Ama bir kalemi 120 liraya satmış. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. 18 tane kalem var. Her birini 100 liradan alsa 1800 lira kazanacak. Adam diyor ki 1800 lirayı 15 kalem satarak kazanıyor. Demek ki kalemin tanesini 120 liradan satıyor. 100 liraya aldı, 120'ye sattı. Direkt kar oranı %20 diyebilirsiniz. Doğru düzgün işlem bile yapmadan. Bir satıcı elindeki malın %20'sini %25 karla, %10'unu %30 karla, %40'ını %15 zararla satıyor. Bu satıcı kalan malını %x karla satarsa tüm satıştan elde ettiği kar %17 oluyor. X kaçtır? Şöyle bir yöntem kullanalım. 100 tane malı var. Karları artı olarak gösterelim. Zararları eksi olarak. Mesela %20'sini, 100'ün %20'si zaten 20'dir. %25 karla 25 bölü 100 bu kadar artacak parası. %10'unu %30 karla artı 10 tanesini %30 karla. %40'ını 40 tanesini %15 zararla. Ha, zararlaysa burası eksi olacak. Burası parasından azaldı. Bu satıcı kalan malını %x karla satarsa toplam 20, 30, 70 tane malı var. O zaman geriye 30 tane mal kaldı. %x karla satarsa tüm satıştan elde ettiği kar %17. Yani 100'ünün tamamını sanki %17 karla satmış gibi oluyorsun diyor. Sıfırlar gidecek. Birinci adım. İkinci adım. Dikkat ederseniz her bir çarpanda bir tane daha sıfır var. Birer tane daha sıfır götürelim. İşlemimiz kolaylaşsın. 2 kere 25 50. 1 kere 30, 30, eksi 15, artı 3x, eşittir 170. 15
65 olur. Gönder karşı tarafa 3x eşittir 105. 3'e bölersen x eşittir 35. Demek ki geriye kalanı %35. Nerede bir hatam var? Hemen bir kontrol etmeme izin verin lütfen. 65. Gönder karşı tarafa 105. 105'i 3'e böl 35. %35 karla satıyor. Cevap şıklarına 35 yazılmamış. Bir işlemi kontrol etmem lazım arkadaşlar. Böyle basit bir hata oluşmaması gerekiyor çünkü. Evet, burada hatam varmış. Özür diliyorum. 4 çarpı 15 60 oluyor burası. O yüzden cevap şıklarında Allah'tan 35 yok. Burası eksi 60 20 oldu. 3x eşittir 150 oldu. 3x 150 olursa x 50 olur. Demek ki %50 karla. Nasıl gittiyse o bilgi artık. Şekildeki tartılarda. Ha, özür diliyorum. Çok özür dileyerek. Bazı öğrenciler bu soruyu şöyle yapabilir. Tahmin ediyorum başıma geleceği. O yüzden ikinci yöntemi de açıklamama izin verin. Hocam ben %20'sini %25 karla dedi ya. 125 bölü 100 dedim. Hani %100 kendisi %25 kar. Geri kalan %10'unu %30 karla diyor ya. 130 bölü 100 dedim. Geri kalan %40'ını %15 zararla diyor ya. 85 bölü 100 dedim. Bunu yaptığınızda, bu mantığı kullandığınızda da aynı sonuç çıkacaktır. Sadece şurada %x kar dediği için 100 artı x bölü 100 demeniz gerekiyor. Bunda biraz kafa karışabiliyor. O yüzden böyle bir yöntem kullandım. Birinci tartıda yaş üzüm, ikinci tartıda bu üzüm kurutulup tartılıyor. Buna göre kilogramı... Demek ki 10 kilo yaş üzüm 8 kilograma düşüyor. Yaş üzüm %20'sini kaybetti diye düşünebiliriz. Kilogramı 10 liradan alınan 15 kilogram yaş üzüm kurutulup %20 kar ile satılmak istenirse kuru üzümün 1 kilogram fiyatı kaç lira olmalıdır? Şimdi kilogramı 10 liradan 15 kilo yaş üzüm alırsanız 150 lira ödeyeceksiniz. Ve bunu gün sonunda %20 karla satmak istiyorsunuz. Hemen bunun %20 karlı fiyatını bulalım. Direkt 120 bölü 100 ile çarparsanız %20 karlı fiyatını bulmuş olursunuz, 180. Yani adam diyor ki günün sonunda 180 lira kazanmak istiyorum. Şimdi şu mantığa bakalım. Neredeydi? Pardon. 15 kilogram yaş üzüm aldım ben. 10 kilogramı 8 kilograma düşüyor. O zaman 15 kilogramı 1,5 katı 12 kilograma düşecektir. Doğru mu? Doğru. Yani kuruttuğunda 12 kilogram kuru üzüm kaldı elinde. Bu 12 kilogramı satarak 180 lira kazanmak istiyorsun. 180 bölü 12 ne olur? 15 olur. Demek ki kilogramını 15 liradan satman lazım. Doğru cevap burası olacaktır. A ve B karışımlarındaki şeker su değişimi grafiklerdeki gibidir. A kabından 8 gram, B kabından 12 gram alınarak oluşturulan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şimdi burada dikkat ederseniz karışım 60 gram su, 40 gram şeker dersek 100 gramın 40 gramı şeker. Demek ki karışımdaki şeker oranı %40. Burada ise karışımın kendisi 100 gram, 30 gramı şeker. Yani aslında şu var, 70 gram su, 30 gram şeker var. Burada direkt olarak karışımın şeker oranı %30. Sıkıntı yok. A kabından 8 kilogram aldık, B kabından 12 kilogram ve karıştırdık. Toplam karışımın yüzde kaçı şeker olur? A kabından 8 kilogram aldın ve %40 şeker. B kabından 12 kilogram mıydı? Evet, 12 kilogram aldın ve %30 şeker. Toplam karışım 8 artı 12. Bakın toplam karışım burada, toplam şeker burada eşittir A bölü 100 derseniz size direkt olarak yüzdelik değerini, karışımın şeker oranını verecektir. Ben şunu tavsiye ederim. Direkt içler dışlar çarp yapın. Çünkü şu 100 şu paydadaki 100'leri götürecek. 8 çarpı 40 artı 12 çarpı 30 eşittir 20 çarpı A diye, şurası 20 yaptığı için farklı bir formüle götürecek bize. Burası 320. Burası 260. Toplarsak 580 eşittir 20A. Buradan A 29 çıkacaktır. Nerede hatam var? 260. Özür diliyorum. 360. 680. 34 çıkacaktır.
Ah ah, yaşlanıyorum sanırım. 480 gram tuz su karışımının %40'ı tuzdur. Hemen bulalım. 480 çarpı 40 bölü 100. Hopacık hopacık içi de oturuşucuk. 160-192. O zaman şu anda 192 gram tuz var. 480 gram karışım var. Diyor ki bu karışımın 1 bölü 4'ü döküldüğünde karışımın 1/4 giderse şuradan 120 gram gider. 192'nin 1/4 48. 48 gram gider. Burada 144 gram kalır. Burada 360 gram kalır. Ama dikkat edin, her ikisinin de 1/4 gittiği için oran değişmez. Zaten karışım var elinizde, çay. Döktüğünüzde, çayı yere döktüğünüzde dem azalır ya da artar mı? Değişiklik olmaz. Tuz yüzdesi değişmez diyor. Evet. 144 gram tuz kalır diyor. Yukarısı tuzdu. Evet. 120 gram su dökülür diyor. Hayır. 120 gram toplam karışım döküldü. Bunun 48 gramı tuz, 72 gramı su. Karışımdan dökülen miktar 120 gram. O yüzden üçüncüsü yanlış, doğru cevap 1 ve 2. Yukarıdaki iki kaptan sağdaki soldakinin 1,5 katı tuzlu su bulundurmakta. O zaman sağdaki bu. Buna 100 gram, buna da 150 gram diyelim. 100 gramın %20'si 20, 20 gram tuz var. 150 gramın %10'u 15, 15 gram tuz var. İki kap karıştırıldığında tuz yüzdesi kaç olur diyor. Şimdi iki kabı karıştırırsanız toplam tuz 35 gram olacak. Toplam karışım 250 gram. Bunu A bölü 100'e eşitlerseniz tuz yüzdesini bulursunuz. Şu sıfırlar gitsin. 5'e böl 7, 5'e böl 5. Yani şunu şunu da sadeleştirebilirsiniz ama 5A eşittir 70 diyelim. İçler dışarı çarpımı yapalım biz. A buradan 14 çıkacaktır. Alkol oranı %30 olan 300 gram alkollü suyun. Hemen 300'ün %30'unu bulalım. 1, 2, 3, 4, 90 gram. Demek ki şu anda 90 gram alkol var. 300 gram karışım var. 1 bölü 3'ü döküldü. Buradan 30 gram, çünkü alkolden de dökülüyor, karışımdan da dökülüyor. Alkolün 1/3'ü gitti, karışımın da 1/3'ü gitti. Yani toplam 100 gram. Ama şuna dikkat edin lütfen. Dökülen 100 gramın 30 gramı alkol olduğu için 70 gramı zaten su. Ardından karışıma 20 gram alkol ekleniyor. Alkol hem yukarı hem aşağı etkilerdi. Hatırlayın, saf madde bölü saf madde artı su idi karışım formülümüz. Saf madde dediğimiz şey tuz, alkol, şeker gibi kavramlar. Dolayısıyla alkol her iki tarafa etkilediğinden 20'yi her iki tarafa ekleyeceğiz. Ancak 30 gram su, su sadece aşağıyı etkiliyor, aşağıya eklenir. Ve eşittir A bölü 100 dersek son durumdaki alkol oranını bulmuş oluruz. 90, 110, 110'dan 30 çıkar. 80 bölü burası 50 yapıyor, eksi 50, 250. Eşittir A bölü 100. 50 ile sadeleştirelim 2. 50 ile sadeleştirelim 5. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda 5A eşittir 160. A eşittir 32 çıkacak. Ancak bu tuz oranı. Özür diliyorum, alkol oranı. Alkol oranı %32 ise su oranı %68 olacaktır. Doğru cevap E şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar, soru çözümlerimizi burada bitirdik. Ama bu video için, bu konu için bir sonraki konuda görüşmek üzere.